Evet. Oluşturabiliriz. Şimdi insanlar 600 kişi bedenini ölüme yatırıyor. Taleplerden biri de şu, Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması. İyi güzel de, yani Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için insanlar bedenlerini ölüme bu şekilde yatırıyorlarsa eğer. Öcalan neden bedenini ölüme yatırmıyor? Öcalan niye aşık grevine girmiyor? Ve size dönük de eleştiriler vardı. BDP'liler niçin bu aşık grevinde yoklar eleştirisine ne söyleyeceksiniz? Şimdi bakın, BDP bu açlık grevini başlatan bir yani biz bu konuda aktör değiliz. Biz açlık grevlerini başlatan bir parti de değiliz. Bu açlık grevini başlatanların taleplerine destek veren bir partiyiz ve bu taleplerin hayata geçmesi için çaba sarf ediyoruz. O zaman yani Öcalan ölüm orucuna niye başlamıyor? Öcalan ölüm orucuna niye başlamıyor tecritin kaldırılması için efendim? Şimdi bakın, bu tecrit olayıyla ilgili Öcalan'a bir tecrit politikası uygulanıyor. Bu Öcalan'ın da Türkiye kamuoyunda, Kürt kamuoyunda yani ciddi bir şahsiyet olduğu ve Kürtler tarafından ve Orta Doğu'daki bütün halklar tarafından ve ciddi bir şekilde bir destek sunulduğu bir lider biliniyor ve ediliyor. Ve hatta bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne daha birkaç yıl öncesine kadar 3,5 milyon insan benim irademdir diye gelip dilekçe verdiler. Şimdi bu iradeye orada tecrit uygulanıyorsa ve içerideki insanlar da bu bizim liderimiz ve bizim temsilcimiz diyorsa, evet, onun için eğer tecritin kırılması için bunu söylüyorsa ve şunu da açıkça söyleyeyim, bu tecrit ne insanidir, ne vicdanidir, ne de hukukidir. Yani yasalarımız da bu tecrite onay vermez. Peki, yani Sayın Sakın, yasalar da açık ve net olarak şunu söylüyor. Bir tutuklu, bir hükümlü yani 15 günde bir avukatlarıyla, ailesiyle görüşme hakkına sahiptir. Ama ne hikmetse ona, o 7 aya yakın bir süredir ne aileyle ne de avukatlarla görüşmüyor. Peki, ve avukatların hepsi de tutuklu. Evet. Araya sık sık giriyorum, özür dilerim ama tabii Ankara'da olduğunuz için sesimi de duyurmaya çalışıyorum. Soracağım çok soru var. Dediniz ya.